Hepinize yaşam arkadaşlar. Çocuk. Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Kasımpaşa maçıyla sizlerle birlikteyiz. Galatasaray 6'da 6 yaptıktan sonra 7'de 7 için sahaya çıkıyor. Kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ve Osimhen, Icardi bugün birlikte ikon ederim. Ya insanlık dışı ya. Harbi diyorum sana insanlık dışı. Allah. Osimhen ve Icardi. Şimdi Osimhen ile Icardi'yi ayrı ayrı beşer parçaya bölsen, tamam mı? Beşer parçaya bölsen, bir parçasını Anadolu takımlarına koysan, orada forvet ihtiyacını karşılar pozisyondaki iki adamı aynı anda Kasımpaşa'ya karşı oynatıyorsunuz. Kardeşim yani bu da şimdi hani örnekler vereceğim ama olmuyor yani. Ülkemizin dışında olaylar güç dengelerinin çok yüksek olduğu olaylar yaşanıyor. Ya yapmayın da şunu ya. O evet. da bir Türk takımı yani. İnsafsızlık var. Allah olmaz. İnsafsızlık Allah var. Olmaz ya. Osimhen, yani. Icardi. Kasımpaşa'nın genç bir oyuncusu defansta mesela. Kafayı bir kaldırıyor. İki tane Allah'ım diyor. Allah. Yani çocuğa da yazık yani. Futbol hayatı bitecek adamın ya. Neyse. Göreceğiz arkadaşlar. Rahat bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum açıkçası. 5-0, 6-0, 7-0 falan. Ya tüyoyu benden alıyorsun. Bak tüyoyu benden alıyorsun. Baba diyor bak bana soruyor. Kaç olur? En az 5 olur diyorum. Geliyor tahmini benim yaptığımın üzerinden yapıyor. Niye? Ben yakalıyorum ya tahminleri. Ben asla yanılmam ya skorlarda. Geliyor benden çalıyor. Önden o söylüyor. Şimdi ben söyleyince ondan almış gibi oluyorum. Ama siz bunu bilin. Ben dedim 5 farklı galibiyet. Bak böyle. Evet arkadaşlar maçta başlamak üzere umarız güzel bir maç izleriz. Tabii ki de temennimiz Kasımpaşa'nın puan alması. O ayrı. Yönünde. O ayrı. Kalbimiz onu bakalım, istiyor. Göreceğiz arkadaşlar. Ona bir şey bu arada da kanala abone olmayı, bu videoyu beğenip yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Maça geçiyoruz. Karşı karşıya Osimhen. Osim. Yani Osimhen. Ataman. Ne yüzünü tutuyor? Penaltı mı bekliyorsunuz bir de ya? Osimhen'den Türkiye'ye alıştı. Evet. Bu arada offside. Offside bayrağı da alır. Yani tamam pozisyon. Offside. Tamam gerisine bir şey demeye gerek yok. Offside. Bu yüzünü niye tutuyor? Ben ona bakayım bir daha bakayım. Şey yok. Yüzüyle alakalı bu arada hiçbir şey yok. Vay ya. Osimhen ilk golünü atıyor. Adamın attığı gole bak ya. Boş kale. Yani ama iki kişi ayağını uzatıyor. Osimhen de ayağını uzatıyor. Bu arada bunun ismi Osimhen miydi? Osimhen miydi ya? Bizim şarkı çalıyor ya. Yarım yarım çalıyor arkadaşlar. Telif açalım bunlara. Telif de olası şey. Açalım ya. Böyle bir şey gıcık oldu bu işe. Osimhen fırsatçı bir golcü. İlk golünü evet. Attı. Fırsatçı bir golcü. Tak diye. Aslında var ya bak onu önüne almaya çalıştı. Farkında mısın? Yok ya. Bak. İyi bir izle bak. Bak. Koştu abi, topa. O topu önüne alayım. Oğlum golü olacağını hiç düşünmedi. Yani o anda önüne alayım vurayım dedi. Ama bastı gol oluyor bıraktı. Okan, Buruk, Mutlu, Osimhen, Metin Oktay selamı veriyor. İlginç görüntüler. Galatasaray 1-0 önünde. Vay anasını. El yok mu? Vay babanın düşmanları senin ya. O nasıl gol ya? O nasıl gol oğlum ya? Alıyor, dönüyor, vuruyor. Bir de şeye vurur gibi yani. Netanyahu'ya vurur gibi vuruyor. Netanyahu'ya vurur gibi vurdu. Bomba bir gol attı artık. Offside ya. Mı değil herhalde. El var mı bilmiyoruz. Oha amına koyayım. Oha ya. Direği de bir salladı Osimhen. Evet resmen 3 sene önce Trabzon stadında Sturridge'in gol atma müziği şu anda çalıyor arkadaşlar. Her Osimhen gol attığında bunu hatırlatacağım sizlere. Kulaklarınızda çınlasın. Bugün iki kere hatırlattın inşallah. Umarım daha çok hatırlatmasın. Şimdilik iki kere. Şimdi bir de şey başlar. Neydi? Kardi daha başlamadı. Onun şarkısı neydi lan? O sen olsan bari. Bari sen ol. Oğlum ne puşt adamsın lan. Ha. O Gomis'indi. He? O Gomis'indi. Onun şarkısı neydi? Neydi? Aşkın olayım. Aşkın olayım.
Şimdi bir de onu çalalım. Doğru dinleriz. Anasını maç mı izliyoruz, konser mi geldik? Konser dinleriz. Ya bu bugün bize bir Osimhen'den yarim yarim, bir Icardi'den aşkın olayım. Böyle gider herhalde bu. Yani saat 9'a kadar biz burada harbiden şeyden neydi lan o pop müzik? Pop müzik kanalı vardı ya bir de. Kral Pop. Kral Pop muydu? Kral Pop ne bileyim. Kral Pop yok lan dur aklıma gelsin. Evet arkadaşlar. Power FM. Power FM. Yok lan aklımda koydum ya. Hut. Yarışıyorlar ya, bak ya. İp neler yarışıyor birbirleriyle. Saçma görüyor musun? Olmaz ya. Osimhen'in attığı golün üstüne çıkacağım. Daha güzelini atacağım. Amına. Bu arada Osimhen de Icardi'nin sevincini yapıyor. Ezan okunuyor oğlum, kapatın müziği ya. Ezan okunuyor evet. Ezan okunuyor. Ezan okunuyor. Böyle bir şey yok. Bu nedir oğlum? 10 dakikada müzik yapmayın. Oyna ya. Müzik çal. Kapatın abi müziği ya. Muhakkak Türkiye'nin bir yerinde ezan okunuyordur ya. Her dakika müzik çalıyor. Ben de anlamadım ki arkadaş ya. Kaç dakika oldu? Telif yiyeceğiz ya. Videoda telif yiyeceğiz müzik çalıyor. Böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Millet de coştu. 3 oldu, bedava konser izleyin. Oh, bedava şarkılar. Var mı ya? Bilet paraları ucuz. Hem maç izle hem konser. Hem dinle. Konser, oh. Ne güzel, ne güzel İstanbul. Maç herhalde 6'ya ekliyoruz. Abi bu böyle olmaz. O ikisini aynı anda oynattırsan yarış yaparlar işte. Osimhen attı ya şimdi güzel bir gol. Ya ben de Icardi'yim falan, ben daha iyisini atayım. Uy, ya bu ne koyayım? Çok güzel gol, çok güzel gol. Bugün harbiden var ya, gözümüzün pası silindi arkadaşlar. Çok yani güzel ciddi gol. Söylüyorum, gözümüzün pası silindi. 3 tane gol, üçü de birbirine güzel. Bak bu böyle maçlar, bak doğru. Ya, bak ya. Dönerek bak ya, dönerek vurdu güzel vurdu. Süper bir gol. Yani Mustera hiç beklemiyordu. Mustera zaten bu sene pek bir şey beklemiyor. Genelde topları tutmamayı tercih ediyor. Ama yani bu topluğa da o şekilde vurabileceğini düşünmedik. Pozisyon almadı ya. Evet 3-1 oldu. 3-1 oldu. Şimdi Galatasaray harbiden başlayacak bak. Evet, sanırsam Trabzon plakasına bir Trabzon selam şaka. Anasını bak yemin ediyorum. Trabzon plakasını yazarsanız direkt mahkemeliksiniz bak. Direkt mahkemeye açarım ya. Yeter de 61-61 yapmayın şu işi ya. El. Penaltı. Kasımpaşa penaltı kazandı. Göremedim. Dakika 50. Göremedim. Sen gördün mü? Ya bir yere böyle bir şeyler gördüm ya. Yakından ilgileneyim arkadaşlar. Sırf sizin için ilgileniyorum. Offside yok. Onu hemen çözümlemeye kavuşturacağım. İlk pozisyon offside değil. Yine göremedik. Yakın. Daha yakın. Buradan da göremeyeceğiz. Yine görünmüyor. Abi. Net, buradan net görürüz. Penaltıyı kullanacak Kasımpaşa'da. Burada yok. Penaltı olmaz abi. Göğsüne çarpıyor. El böyle yani, el böyle yani. El şöyle falan değil yani. Tamam eline çarpıyor ama el böyle. Bence eline de çarpmıyor, göğsüne çarpıyor. Yani çarpsa bile buradan penaltı çıkmaz. Şimdi eriye eri, doğruya doğru. Yani pozisyonda bir... Keşke eli böyle olsaydı. El kol yok burada ya. Keşke olsaydı. Ama bu el böyle göğüs, yani. Şu göğsüne çarptı. Ya çarpsa da şu penaltı olmaz şu şart. Yani... Tamam da pozisyon çarpmamış. Penaltı değil de... Şu Okan Buruk'un... Tamam mı? Sürekli bu hakemler yanına gidip... Şu bağırmalarından bıktık ya. El bile yok, el bile yok diye bağırıyor arkadan. Git ya kendi işine bak ya. Ne kadar ağlıyorsunuz ya. Tamam yok el. Tamam penaltı değil, iptal edecek. Heh. Evet iptal etti. Tamam. Yanlış hesap. Muadattan neler. Kime olursa olsun yani. İptal. Penaltı iptal. Doğru karar. Doğru karar. Kendi kalesine mi atıyordu lan onu? Kim burada lan? Kaan Ayhan herhalde. Abi var ya. Forvet'in vuramayacağı şekilde vurmuş Kaan Ayhan ya. Müthiş. Azıcık köşe ikse gol ha. Forvet'e onu çıkartma ihtimali yok ya. Yani Kasımpaşa iyi zorluyor. Galatasaray ikinci yarıda hiç yok oyunda.
Galatasaray ikinci yarıda hiç oyunda yok. Yani Kasımpaşa çok saldırgan oynuyor. Oynuyor yani. Çok saldırgan oynuyor. Hadi oğlum. Ya vurun biriniz. Ooo Mustera. Neler oluyor? Neleri çıkartıyor Mustera? Ne oldu orada? Penaltı. Penaltı abi. Böyle. Bu pozisyon net penaltı. Yine göre. Penaltı ya. Penaltı. Kolaçık ya. Durdu mu? Oyun durdu mu? Hakem bekletiyor. Bekletiyor mu? Evet. Abi penaltı bu. Ya kolu açık bir şekilde. Eğer top dinliyorsa top şimdi böyle çıkıyor. Şöyle çarpıyor yani yapacak bir şey yok. Penaltı. Bir öncekine nasıl penaltı değilse bu da öyle bir penaltı işte. 7 dakikadır pozisyon izliyor. Bu kadar neyi izledin ya? Penaltı bu kadar abi. Penaltı abi. Ne bulmaya çalışıyorsun yani? Penaltı kardeşim ya. Daha öncesinde Kasımpaşa'nın bir faul yapmış olup olmadığına bakmışlar. Hele şükür bitti inceleme. Bir de verme var ya. İptal. Penaltı. Penaltı. Dakika 82. Lan bana bak. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Okan Buruk hakeme sövüyor. Az önce de gördün. Bu penaltıyı verirse bir daha burada maçı yönetemez. Dedi. Şimdi de bir şeyler söylüyor ama. Hala da küfür ediyor. Bu Okan Buruk. Okan Buruk'un ağzı bu kadar bozuk muydu ya? Ha? O geçen sene şampiyonluk kutlamalarında Fener'in anasına sövdü ya. Sövdü değil mi? Anasına sövdü. Evet, Kasımpaşa. Okan. Yani yapacak kadar da değil Okan. Hayır Adinovic. Gol demek, umut demek son dakikalarda. At bunu. Hayır, atacak gibi oynuyor Kasımpaşa yani. Allah atabilir. 3-2. 3-2. 3-2 oldu. 3-2 oldu. Ve Kasımpaşa'ya helal olsun ya. İkinci yarı bak 3-0 geride bir takım. Bu kadar diri oynar mı ya? Normalde dersin ki 6-0. Yok ya biter daha yani böyle bir şey, bir bıkkınlık gelir. Son lan, hadi lan. Hadi. Hadi. Gol! 3-3. 3-3. 3-3. 3-3. 3-3. Vay vay. Paraya karşı emeğin savaşı. Vay 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 vay. Kasımpaşa attı. Abi helal olsun yani. Kim olursa olsun ancak var ya alkışı hak eder yani. Helal olsun. Alkışı hak eder yani. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Kasımpaşa beraberliği çıktı arkadaşlar. Galatasaray 3, Kasımpaşa 3. 3-0 öne geçti Galatasaray. Herhalde bir rekor gelecek dedik. 5-6-7 olacak dedik. Ama ben dedim zaten en fazla berabere biter bu maç. Yani kazananı çıkmaz sabaha aynen kadar oynansa. Yani kimsenin kazanamayacağı ama hani 1-1 falan biter gibi düşünüyorduk. 3-3 bitti. Evet. Öyle söylemişim. Tebrik ediyoruz seni de. Skoru bildin hatta. 6 dedim de. Hayır 3-3 dedin. 6 gol olur dedin 3-3 dedin. Öyle değil miydi? Tabii canım. Aynen. Tabii. Aynen. Ben öyle duydum. Orayı hatırlıyor. Evet. Ben öyle duydum. 6 gol olur dedin. Aynen. Evet arkadaşlar. Müthiş bir maçtı öncelikle. İlk yarı inanılmaz bir Galatasaray. Ama ikinci yarı sahada yoktu Galatasaray. Kasımpaşa İnanılmaz mücadele etti. 3-3'ü buldu. Düşünsene 3-0. Galatasaray ise oturuyorsun burada. Maç 3-0. Yani Icardi atıyor, Osimhen atıyor. Bilmiyorum. Bir kere Trabzon'un da başına gelmişti bile. Alanya maçı. Evet 3-0. Hayır şuraya geleceğim. Bak 3-0 maç. Oturuyorsun rahat rahat. Real Madrid gelse. Derim yok yani. Mevzu o değil. Derim. Barcelona gelse bu saatten sonra. Önce Osimhen sakatlanıyor. En iyi oyun, en önemli oyuncu sakatlanıyor. Ama belki gole gidiyordu. 4 hafta yok. Bak gole gidiyordu ama. O gol ya. Yani, bu maçı Galatasaray kaybetsin de Osimhen sakatlanması istemez. O ayrı tabii. Yani kimsenin sakatlığını istemeyiz. Yani. Onlar ister yani. 3-0 iken adam sakatlanıyor. Bir felaket. Üstüne bir de maçı ben kazanamıyorsun. 3-3 bitiyor. Büyük bir şok. Galatasaraylılar bu gece mutsuz uyuyacak. Ya niye mutsuz uyuyorsunlar? Kürşat yani 36 maçın 36'sında kazanamayacaklardı zaten. Niye sen 3-0 önde olsan 3-3'te üzülmez misin? Ya şimdi üzülürsün ama hani
tepkiler biraz ölçülü olur. Niye? Bu olur kardeşim. Yol kazasıdır. Bunlar normal. Olabilir yani bunlar. Böyle bakmak lazım. Yani yoksa şimdi Okan'ı alalım, çarmıha girelim, 15'lik çivileri eline çakalım, işte orasını burasını jilet diyelim. Buna gerek yok. Anladın mı? Bunlar işte 2000 sene önce yapılmış şeyler. Yani bunlara gerek yok. Anladın mı? Mike, alırım anahtarını. Yani o tür reklam filmleriyle eğlenelim yani. O tür şeyleri düşünmeyelim. Evet. Bu arada tabii Okan Buruk'un da arkadaşlar, yani artık şu söylemleri çok ilginçleşmeye başladı. Eğer bu penaltı verirsen bir daha burada maçı yönetemezsin dedi hakeme. Ben sonra da arkasından sülalesine sövdü. Bunların hepsi de biz gözümüz önünde oldu. Sesini bile duydum. Ya, yanlış duymadıysam. Bu söylemleri de yakıştıramıyorum diyeceğim ama artık yakıştırmaya da başladım açıkçası. Okan Buruk'a. Neyse. Sonuç olarak Galatasaray ilk puan kaybını yaşadı. Güzel oldu. Galatasaray'ın da bir yerde artık takılması lazımdı. Bugünmüş. Bugün eksikmiş. Ya takılır İyi arkadaşlar. Oldu. Yani bu takımlar takılacaktır tabii. Yani bugün sana, yarın bana hesabı. Bu maçların hepsini kazanmak diye bir şey söz konusu değil yani. Olmaz. Mümkün değil. Galatasaray'da böyle bir maçta puan kaybı yaşayabilir. Yani her şey olabilir. Bu tür şeyler çok normal. Ha bunlar ne zaman sinir bozmaya başlar? Haftaya. Ondan sonra 4-5 maça yayılırsa bu puan kayıpları. Tabii. Homurdanmalar. Mesela 5 maç berabere kalsan otomatikmen işte o zaman o çivi işini yapabilirsiniz yani. Çivileme işlerini falan. O ayrı konu da yani şu anda bence paniğe, İşte üzüntüye, büyük sıkıntılar şey yapmaya, böyle eleştirilerin dozunu arttırmaya bence gerek yok. Ama şuna gerek var. Yani buraya kadar anlattıklarımda gerek yok. Ama şimdi söyleyeceğime gerek var. Şimdi arkadaşlar bu kanalı izliyorsunuz ya. Lan bu kanala da bir abone olun da. Evet. Ya buna gerek var yani. Anladınız mı? Evet. Şimdi bak. Önemli. Bak. Bir bahçeye bir meyve dikersin. Bir çiftçi olarak düşünün kendinizi. Bu meyve büyüyüp bir tane yaprağından meyve verdiği zaman bir kiraz, elma. Onun keyfi, onun tadını o çiftçiye sormalısın. Şimdi biz de bir çiftçiyiz. Yani bu emeğimizin karşılığı sizin abone olmanızdır. Size güveniyorum. Bu kanalı büyüteceksiniz. İzleyen arkadaşlardan da rica ediyorum. Abone olursanız çok makbule geçer. Şimdiden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, yarın Trabzon maçında görüşmek üzere. Hoşçakalın.